Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mekik oyası ve iğne oyasından oluşan bu modelin yapılışını göstermeye çalışacağım sizlere. Hemen alt ipime bağladım, ucunu yaktım arkadaşlar. Şimdi alt ipimi birleştirerek mekik oyamın yapılışına geçiyorum. 2 tane ilmek attım arkadaşlar ve arasını açıyorum. Buraya 10 tane kadar ilmek atıyorum. On tane ilmeğimi attım. Bir tane minik pırpır yapıyorum. Ve 4 tane ilmek atıyorum. Hafifçe sıktım mekiğimi, oyamı. Ve şimdi buraya pırpır yapıyorum. İki tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde 5 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. 4 tane ilmeğimi attıktan sonra minicik pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar 10 tane veya 11 tane kadar ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde birincisini tamamlamış oldum. Şimdi alt ipimi tekrar ikinci defa birleştiriyorum. Birinciyi çektikten sonra alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. 10 tane ilmek atıyorum. 10 tane ilmeğimi attım. İpimi büküyorum. Yapmış olduğum minik pırpırın içinden geçiriyorum arkadaşlar. Hemen mekiğimi içinden geçirdim ipimin. 2 tane ilmek atarak sabitliyorum. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. 4 tane ilmeğimi attıktan sonra pırpır yapıyorum. İki tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde 5 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Beşinci pırpırımı da yaptım. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane minik pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar 10 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Ve üçüncüsünü yapıyorum. Alt ipimi birleştirdim. 2 tane ilmek attım. On tane ilmeğimi atarak alt ipimi sıktım. İpimi büktüm. Hemen minik pırpırımın içinden geçiriyorum. Birinci ilmeğimle ayarlıyorum. İkinci ilmeğimle sabitliyorum arkadaşlar. 4 tane ilmek atıyorum. Ve 5 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. 2 tane ilmek atıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Ve 5. pırpırımı yaptım. Şimdi 4 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Minik pırpır yaptım. Tekrar 10 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıkıyorum ve çekiyorum. Ortasındaki mekik oyam bu şekilde. Şimdi 2 tane ilmek atıyorum. Ve iplerimi koparıyorum. Hemen uçlarını yaktım. Mekik oyam bu şekilde hazır oldu. Şimdi oyamın üzerini yapacağız. İğneme tekrar kırmızıdan ipimi taktım. Hemen baştaki pırpırıma batıyorum ve düğümümü atıyorum. Baştaki minik pırpıra değil arkadaşlar. Minik pırpırım kenarda kalıyor. Onu da yazmaya birleştirirken kullanacağız. Şimdi baştaki büyük pırpırıma batarak düğümümü attım ve zürafa yapıyorum. Her bir pırpırımın içine batarak zürafa yapıyoruz. Bir sonrakine de yine aynı şekilde zürafa yaparak devam ediyorum. Tekrar zürafa yaparak geçiş yaptım yine. sondaki pırpırıma batarak zürafamı yaptım. Şimdi üzerine bir sıra bu şekilde zürafa yaptım. Oyamı çeviriyorum. Baştaki zürafaya batarak hemen kenarına zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde zürafa yapıyoruz. Bu şekilde başa kadar zürafa yaparak tamamlayacağım. İkinci sırayı da zürafa yaparak tamamladım. Şimdi oyamı tekrar çeviriyorum arkadaşlar. Hemen baştaki zürafanın içine tekrar batıyorum. Şu şekilde geri döndüm. Şimdi buraya bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Ve bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine aynı şekilde bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine battım. Tekrar aşağıya döndüm. Son sırayı da bu şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Son sırayı da yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. 14 tane sinek kanadı yaptım. Sayı olarak 14 arkadaşlar. Bana gönderilen modelde pırpırdan daha yaparak arasına tutturmuşlardı arkadaşlar bu modeli. Şimdi dağımızı oluşturalım ve modelimizi tutturalım arkadaşlar. Şimdi iğneme yeşil ipimi taktım. Hemen düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. 2 tane pırpırımı yaptım. Şimdi arasına 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Arasında 2 tane zürafa kalıyor arkadaşlar. Hemen pırpırımın içine batıyorum. Mesafeyi ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum. Buraya da yine aynı şekilde 2 tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. Hemen aşağıdaki zürafama batarak birinci pırpırımı tamamlıyorum. Aynı zürafanın içine batarak ikinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Bu da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bana gönderilen modelde 4 sırada tamamlanmıştı. Üçüncü zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen pırpırıma batıyorum. Hemen bir üstteki pırpırıma batıyorum. Hemen pırpırımı yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi aşağıya batarak birinci pırpırımı tamamlıyorum. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. İkinci sırayı da, üçüncü sırayı da tamamladım arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 tane zürafa yapacağım. Üçüncü zürafamdan geri döneceğim. Aynı işlemleri uygulayacağım. Ve 4. sıramı da tamamlamış olacağım. Son sırayı da tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane pırpırım oldu. Yine aynı diğer tarafında da 4 tane pırpırım oldu. En üst tepedeki pırpırımı da 3 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi arasına 15 tane kadar zürafa yaptım. Dilerseniz arasını birazcık daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve diğer dağımı da oluşturarak tamamladım. Şimdi modelimi tutturacağım arkadaşlar. Modelimin arka yüzünü çeviriyorum. Şu şekilde ortalı gelecek şekilde ayarlıyorum. Hemen zürafama batarak önce bir düğüm atıyorum. Hemen şu kısımdan batıyorum. Zürafama batıyorum ve zürafa yapıyorum. Yine hemen yanındaki küçük pırpırıma batıyorum ve altındaki zürafama batıyorum. Zürafa yapıyorum. Yine diğer pırpırıma kadar zürafa yapıyorum. Dilerseniz ipleri kopararak da yapabilirsiniz. Fakat böyle bir bütün olduğunda daha sağlam olacağını düşünüyorum. 2 tane zürafa yaptım. 3. zürafama batarken yine küçük pırpırımın da içinden geçirdim arkadaşlar. Tekrar zürafa yapıyorum. Şimdi bir tane arasına zürafa yaptıktan sonra bir sonraki zürafama batarken diğerine de yine batıyorum iğneme. İkisine birlikte zürafamı yaptım arkadaşlar. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum ve ipimi burada koparıyorum. Diğer tarafı da hemen koparıyorum. Oyamı kaldırıyorum. Bu şekilde tutturmuş oldum arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.